Hepiniz hoş geldiniz. Ben Melih Atakan Şahin. Bugün sizlerle İtalya'daki üniversite sınavıyla alakalı konuşacağız. İtalya'daki üniversiteleri girebilmeniz için girmeniz gereken sınav veya sınavlar olacaktır. Muhakkak ki biliyorsunuzdur bunları zaten. Daha önceki videolarımızda da hem okullardan hem de bölümlerden bahsetmiştik. Fakat bu okullara, bu bölümlere girebilmeniz için tabii ki yapmanız gereken belli başlı şartlarla yerine getirmeniz gereken İtalyan hükümetinin yapmış olduğu sınavın ismi TOEFL sınavıdır. Türkiye müfredatıyla hemen hemen aynıdır diyebiliriz ama tabii ki farklılıklar var. Fakat en önemli fark şurada, İtalya'nın eğitim sistemi ile Türkiye'nin eğitim sistemi arasında belli başlı farklar olduğu için sınav sistemiyle alakalı da yine farklılıklar ortaya çıkıyor. Örnek veriyorum, Türkiye'de girmiş olduğumuz sınavda genel anlamda hem alan sınavları da hem genel sınav olsa da İtalya'nın yapmış olduğu sınavlarda direkt olarak alana yönelik sınavlara giriyorsunuz. Yani bu ne demek? Siz işletme, ekonomi, politika gibi bölümler istiyorsanız eğer ki bunun için başka bir sınava girmeniz gerekiyor. Eczacılık istiyorsanız başka bir sınava, tıp istiyorsanız başka bir sınava veya mühendislik istiyorsanız yine bambaşka bir sınava girmeniz gerekiyor. İtalya'nın yapmış olduğu üniversite sınavının ismi TOEFL demiştik. Bu TOEFL kendi arasında tabii ki farklılık gösteriyor. TOEFL-E, TOEFL-I, TOEFL-F, TOEFL-PSE gibi isimleri var. TOEFL-E, örnek veriyorum, 36 tane sorudan oluşuyor. 13 tane matematik, 13 tane mantık, 10 tane de okulunu anlama sorusu çıkar. Her doğru yapmış olduğunuz, gerçi bu bütün TOEFL sınavları için böyle ama her doğru soru 1 puan, her yanlış soruda eksi 0.25 puanı sizin halinizden götürür. O yüzden yanlış yapmamak sınavlarda gayet önemli. Diğer videolarımızda yine bahsetmiştik. Politeknik Auditorium Üniversitesi'nin mühendislik sınavından bahsetmiştik. TİDAR sınavından bahsetmiştik. Bu çok spesifik bir sınavdır. Okulun kendisinin yapmış olduğu sınavdır bu. İtalya'daki okulların bazıları kendi sınavları kendisi düzenleyebiliyor. Ama bu TOEFL sınavlarından müfredat olarak hiç de farklı değil. Sadece soru dağılımları farklı olabiliyor. Soru sayıları farklı olabiliyor. Ama içerik olarak aynıdır. Yine Politeknik Auditorium Üniversitesi değil de örnek veriyorum Bologna Üniversitesi, Roma de Sapienza Üniversitesi gibi okullarda mühendislik birimleri istiyorsanız eğer ki TOEFL sınavına giriyor olmanız gerekiyor. Bu sınavda da 50 tane soru var. Yine psikoloji istiyorsanız Padova Üniversitesi'nde, devlet üniversitesi olarak Padova Üniversitesi'nin psikoloji bölümüne girmek istiyorsanız TOEFL-PSE sınavına girmelisiniz. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli konulardan bir tanesi de hangi sınava gireceğinizdir. Yani yanlış bölümün sınavına girip istediğiniz bölümü tercih ederseniz maalesef ki bu değerlendirme alınmaz. Burada en önemli dikkat etmemiz gereken ikinci husus da bu TOEFL sınavları hem İtalyanca yapılıyor hem de İngilizce yapıyor. Biz eğitimimizi İngilizce alacaksak eğer ki bir İngilizce dil sertifikamız varsa, başvuracağımız bölümün dili İngilizce ise, yani okuyacağımız bölüm İngilizce ise İngiliz TOEFL sınavına giriyor olmamız gerekli. Çünkü diğer türlü İtalyanca gireceğimiz sınavda eğer İtalyanca bilmiyorsanız zaten soruların hiçbirisini yanıtlayamazsınız. Yanıtlamış olsanız dahi buradan bir başvuru maalesef ki kabul edilmiyor. Bunu da önemli rica ediyorum ki eğer tek başına girmek isteyenler, bu İtalya'daki sınavları araştırmak isteyenler varsa buna muhakkak ki dikkat etsinler. Bu sınavlara tabii genel olarak Türkiye'deki öğrencilerimiz ve velilerimiz bizi izlediği için Türkiye'den bahsedeceğim. Bu sınavlara genelde Aralık-Ocak ayı gibi girmeye başlıyor öğrenciler. Fakat burada da İtalya'nın koymuş olduğu belli başlı sınırlamalar var tabii ki. Örnek veriyorum, bir TOEFL sınavından, TOEFL-E sınavından bahsedelim. TOEFL-E sınavına ayda bir kere girebilirsiniz. Fakat aynı ay içerisinde farklı TOEFL sınavlarına girebiliyorsunuz. Yani ayın başında TOEFL-E sınavına girerken ayın ortasında veya bir gün sonra bile TOEFL-F sınavına girebilirsiniz. Fakat aynı sınava bir ay içerisinde iki kere girmeniz mümkün değil. O yüzden burada planlamayı doğru yapmak gerekli. Okulların başvurularını, deadline'larını kaçırmamak çok önemli. Birden fazla kez girebiliyorsunuz sınava. Bazı okullar ilk girmiş olduğunuz sınavı baz alır. Bazıları bu zamana kadar girmiş olduğunuz bütün sınavlarda en yüksek hangi notu aldıysanız onu baz alır. Bazı okullarsa son girmiş olduğunuz sınavı baz alır. Bunu tabii ki her sene başında okullar açıklamalarını yapıyorlar. Biz de bunları takip edip öğrencilerimize bu şekilde destek olmaya gayret ediyoruz. Yani dikkat etmemiz gereken önemli konulardan bir tanesi de bu aslında. Başvuru yapacağınız okulun hangi TOEFL sınavıyla aldığını öğrenmeniz gerekli. Girmiş olduğunuz sınav veya sınavlardan hangisinin sizin işinize yarayacağını okul tarafından tayin edilmesi gerekli. Bunlar önemli. Bunları bilmeden, araştırmadan sınavlara girmenizi tavsiye etmiyorum açıkçası.
Son olarak bu sınavların bir ücreti var. Sınavlar ortalama 30 euro civarındadır. Yani Türkiye'deki sınavda hemen hemen aynı diyebilirim aslına bakarsanız. 30 euro ödedikten sonra bu sınavın bir simülasyonunu çözmeniz gerekli. Simülasyonu çözdükten sonra tarihi seçmiştik zaten saatinde İtalya bize söylüyor olacak. Unutmadan şunu da söylemek istiyorum. Bu sınavlar online yapılabiliyor. İtalya son zamanlarda bu tarz sınavları online yapmaya başladı. Yani sınavı girebilmeniz için illaki İtalya'ya gitmenize gerek yok. Bilgisayar ortamından da online olarak bu sınavlara girebiliyorsunuz. Bunlar güvenlikli sınavlardır. Girmeden önce simülasyon çözmenizi beklerler. Kamerayla izlenilen bir sınavdır bu. Ama neticede İtalya'ya gitmeden Türkiye'de kendi evinizde, kendi odanızda bu sınava girebilirsiniz. Özetlemek gerekirse bugün İtalya'daki üniversite sınavıyla alakalı konuştuk, TOEFL sınavıyla alakalı konuştuk. Sınavlar nelerdir, nasıl girilir, ücreti nedir, neden bu sınavlara gidiyoruz? Bunlarla alakalı detaylı olarak bilgi vermeye gayret ettim sizlere. Eğer aklınızda bir şey kaldıysa Public Education uzmanlarına danışabilirsiniz. Tercih danışmanlığı sürecinde hem bu sınavlarda hem okullarda hem bölümlerden zaten konuşuyor olacağız. Merak ettikleriniz varsa yorumlarda bizimle paylaşabilirsiniz. Bu tarz içeriklerin gelmesi için takipte kalın.